Göken Özcan, dinleyecek biri. Bazen sesimi hiç kimse işitmiyormuş gibi hissediyorum dedi kederle yanındakine, belki kendim bile. Söylemek istediği her şeyi söyleyerek giden var mıdır şu dünyadan? Muhtemel ki yoktur. Her yaşayanın yaşayamadığı bir şeyler kaldığı gibi her söyleyenin söyleyemediği bir şeyler de kalır öylece içinde. Tamam kalsın söylemeyi istediklerimizin bir kısmını söyleyebilmeyi de bahtiyarlık sayar geçeriz.'' ve fakat yaşadığımız şu velveleli hayat öyle bir yere doğru gidiyor ki Allah alem bir zaman sonra bir şekilde söylenebilen sözleri iyi kötü dile getirilebilen meramı da can kulağıyla bir dinleyen bulunamayacak diye endişe ediyoruz. Öyle hayatımıza el koyan, günlerimizi tıka basa dolduran, adeta bize nefes alacak zaman bile bırakmayan bunca meşguliyetin arasında hangimizin bir başkasının iç dünyasına, duygularına, hassasiyetlerine, hikayesine bakmaya mecali, dikkati, sabrı olacak olabilecek? Elbet konuşacak insanlar, sesler işitilecek ama o sesin taşıdığı mana belki de hiç kapağı açılmadan yeniden sözü söyleyene, meramın sahibine, adresine ulaşmayan bir mektup gibi iade olacak. Nasıl bir felakettir bu düşünebiliyor musunuz? Baş döndürücü bir hızla dönen bir zaman, hınca hınç insanla dolu karma karışık bir dünya ve birbirine sar milyonlarca insan. Feryat ki feryadıma imdad edecek yok. Efsus ki gamdan beni azad edecek yok. Tesiri muhabbetle yıkılmış müteellim, virane dili bir dahi abad edecek yok. Ya Rab, niçin zar-ı nigarı şu cihanda naşad edecek, çoksa da dil şad edecek yok diye yazmış bir şiirinde Nigar Hanım. Tamburi Cemil Bey o şiiri Şehnaz makamında bestelemiş. Belki bir vesile bir dinleyen olur. Hem de mümkünse Bekir Sıtkı Sezgin'den. Artık birbirinin sesini duymakta bile zorlanan insanlığımız klavye hareketlerinin tuş tıkırtılarının sesini duyabilir mi? İnsanın yaşamanın yerine ikame etmeye çalıştığı mecralarda her şey dolayısıyla insan da hikayesiyle birlikte çılgınca akıp bir kayboluşa dökülmüyor mu? Türlü sebeple eğilip bükülen, binbir beklentiyle abartıya bulanan iddialar, tabiatı icabı, samimiyetinden kaybeden sözler, bir yerlerden doldurulup avuç avuç ekranlara dökülen ifadeler, har sayılarına sığdırılmaya çalışılan keskin uçlu kelimeler. Orada kimse var mı gerçekten bizi duyan, dinleyen, anlamaya gayret eden, buna ayıracak vakti, gücü, alakası olan, hikayesini başkalarının hikayesiyle yüzleştirecek kadar insanlığı olan. Hayattan daha hızlı akmıyor mu orada her şey? Bütün sözleri önüne katıp götürmüyor mu o devasa girdap? Daha en başta adına sanal dediğimiz bir mecrada kendimize gerçeklik mi arıyoruz şimdi? Mümkün mü bu? Her insan müstesna değil miydi duygularıyla, düşünceleriyle, hayalleriyle, hikayesiyle? Her söyleyenin, her yazıya dökülenin tren tornalarından geçirildiği, standart kalıplara döküldüğü bir mecrada kimin bir başkalığı, bir farklılığı, bir kendine özgürlüğü, bir istisnai ahvali hissedişi olabilir ki? orada kim aklını ve kalbini bütün bunlardan alarak bir insanın içinden geçene can kulağını verebilir ki cenin değil ana karnında taşınan koskocaman bir dünya ufacık ama bütün tas tamam bir kozmostu alemin bir zübdesiydi sihrine ram olacaktım Mankurt gibi her şeyi bir kenara bırakıp onun refahı ne emrederse onun peşinde koşacaktım. Uzay boşluklarında çırpına çırpına yüzerek milyonlarca ışık yılı yol gidecek, yörüngesine oturup ebediyen etrafında dönecek uydusu olacaktım. Kölesi olacaktım. Yapmacık otoriterliğimle işaret parmağımı tehdit salladığımda gözlerimin içinin güldüğünü fark edecek, aldırmayacak ama sevgiden doğan bir şımarıklıkla gelip sınaşacaktı. Rakamları yıldızlardan, kelimeleri masallardan toplayıp bir bir avucuna sayacaktım. İkimiz bir soğan olacaktık. Hangimizin bir katını soysalar altından diğeri çıkacaktı diye yazmış Kadir Taniş, insanın daracık damarlarında nefes nefese koşa duran kitabı Serçelerin Ölümü kitabında. Serçelerin Ölümü heyecan verici bir kitap. Okuyana elbet dokunacaktır. Bir de soru bırakalım yazının sonuna. Hayatın artık hepimizi fazlasıyla yormakta olan derin uğultusu, insanların işitilmediği için havada asılı kalan sessiz feryatlarından geliyor olabilir mi?